Selamünaleyküm. Kalbi güzellerim, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Bizi bugüne uyandıran Rabbime bin şükür olsun. Nereye gidiyor Elmas bacınız? Sabahleyin erkenden kalktım. Bir yarım saat kadar, 45 dakika kadar el işi yaptım. Kafa göz yine şiş. Takipçilerim yazıyor, Elmas'cığım gözlüğün niye takınmıyorsun diye. Sevgili takipçilerim, gözlüğüm kırıldı. Bir daha da üstüne düşmedim. Biliyorsunuz kötü insanlar var hayatımızda. Kötü kötü yorumlar yapıyorlardı. İşte gözlükle ebeme benziyorsun. Yok Serkan'ın annesi gibi oluyorsun. Eşeğin annesi gibi oluyorsun. Seni çok yaşlı gösteriyor diye bayağı bir yorumlar aldıydım. O yüzden gözlüğümü takmamaya karar verdiydim. Daha sonra bu gidişat iyiye benzemiyor. Kafa göz şiş. Her gün bu problemle, bu sorunla yaşıyorum. Uyanıyorum. Şöyle arabamı biraz ısıtayım, market açılışı var bugün. Bakalım indirimde uygun fiyatlar, malzemeler varsa bizim ihtiyacımız olan. Akşam Serpil ablamdaydık, anlaştık. Şimdi o gitmiş, beni arıyor arkadaşlar. Hani gelmiyor mu diyor, geliyorum dedim. Şöyle arabamı biraz ısıttıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Dün kayınvalidem gelin ara sokağa bayağı dardı arkadaşlar. Ondan sonra oraya da Serkan arabasını park etmiş. Bir tarafta çöp var, bir tarafta Serpil Görümcem'in motoru vardı. Onlara vurmayayım derken ne oldu? Arabayı bir tıkırtı duydum. Azıcık bir tıkırtı. Ondan sonra o azıcık tıkırtı azıcık çizmişim yani, anlayacağınız. Serkan duymasın. Gerçi duysa ne yapacaktı arkadaşlar? İnsanın başına her şey geliyor gerçekten. Hani hiç kimse isteyerek, bilerek yapmaz. Kazalar oluyor, pert oluyor arabalar. Allah canını sağ çıkarıyor içinden mesela. O yüzden yani kimse istemez. Arabasına valla zarar gelsin. Şöyle yavaş yavaş bir gideyim bakalım. Zaten ihtiyaç olmayan şeyler alınmaz arkadaşlar. Benim hani şu anki gerçekten durumum iyi yani, elhamdülillah. Eşyalarımız olsun, her şeyimiz yerli yerinde. Biliyorsunuz benim hani alma sebebim Aksaray'daki evim. Dün bir tane takipçi yorum yazmış. Erkek bir takipçiydi ismi. Melih abla, İbrahim Efe'yi biliyorsunuz. Ceket, gömlek ve pantolon göndermiş. Allah razı olsun. Kesesine bin bereket olsun. Bizi düşündüğü için, sevindirdiği için Allah bin kere razı olsun tekrardan. Niye bunu söylüyorsun Elmas diyorsanız, niye söylüyorum arkadaşlar? Çünkü bazı takipçiler diyor ki Elmas işte aslında hiç böyle yorumlar yok ama sen kendince uyduruyorsun. Ben Alzheimer hastası değilim, uyduracak olmayan şeyleri. 8 saat olmuş yorum yapalı. Akşam ben yattıktan sonra yapmış herhalde. Büyük bir ihtimal. Baktım yoruma. Şey yazmış. Boğazım sabahleyin bu şekilde oluyor. İşte Melih Hanım size sesleniyor. Bu elmaslara niye hediye gönderiyorsunuz? Zaten elmas aylık miktarında yazmış. Şu kadar para alıyor. Eşi YouTube sayesinde arabaları kapıya dizdi diyerekten yorum yapmış. Şöyle söyleyeyim. Ha, bir de Aksaray'dan ev almış diye yazmış. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim, ben zaten hiçbir şeyimi saklamadım. Buradan o takipçiye sesleniyorum. Ben aldığım evlerimi, hani evlerimi derken kaç tane ev aldıysam gerçekten ağzımdan çıktı bir anda. İnşallah Rabbim kısmet eder. Evlerimi diye çoğallaştı. Daha evi de biliyorsunuz 3 sene oldu alalı. Bu 3 sene bitiyor. Daha inşaat halinde. Temelden girdik arkadaşlar. Yani saklamadım. İlk aldığım gün zaten vlogumu çektim, sizlere paylaştım. Bazı insanlar gibi aldığım eşyaları saklayıp da daha sonra yok yok diye gerçekten hiçbir zaman acındırmadım sizleri. Ne aldıysam, bir çöp bile alsam evime hepsini gösterdim. Melih ablayla da biz sürekli konuşuyor. Merak etme sen, o yorum yapan kişi erkek, sana diyor. Cevhat mıydı, Cevhir miydi, adın neydi, her neyse.
Melih abla benim Aksaray'daki evimin borcumun olduğu kaç miktarına kadar biliyor. Eşimin arabalarını, arabamızı hayatımızın içinde görüyor zaten. Yani o yüzden bu kadar hasetliğe fesatlığa gerek yok. Hani gerçekten lafı nereye çekersin oraya gidiyor. Küçümsemek istemiyorum. Allah razı olsun. İbrahim Efe'me gömlek, ceket, pantolon göndermiş. Ha ben alamam mı? Alırım ama Melih ablamın sevindirmesi bambaşka bir duygu. Bunu sen zaten anlayamazsın. O yüzden benim hiçbir şeyim gizli değil, saklı değil. Benim Aksaray'daki evim biterse arkadaşlar ben açık açık söylüyorum. Onun içine yavaş yavaş döşeyip Allah kısmet ederse ömrümde olursa kışın orada kalorifer nedeniyle, hani doğalgaz nedeniyle, bir de sıcak su nedeniyle, hani çocuklarımın şu an yatak oda durumları bile, Ayhan soğuk odada yatıyor, İbrahim Efe ile beraber yatmak istemiyorum diyor. İbrahim mesela yer döşeğinde yatıyor bazası dururken. Biz kış sıkıntısını o yüzden çok çektiğimiz için ben Aksaray'a gitme sebebim o yüzden canlar. Bir de gerçekten kendi emeklerimle yapılan bir şeyin güzelliğinde yaşamak istiyorum. Biliyorsunuz ölümlü dünya. Bana yazıyor takipçilerimiz işte Ayhan'ını oturtursaydın, kiraya verseydin diyerekten bana yazılıyor. Şöyle söyleyeyim, ben de 17-18 senelik evliyim. Ben her zaman söylüyorum, her zaman da dile getiriyorum. Ben kimseden bir şey görmedim, bir çöp dahi görmedim. Bugünlere geldiysek eşimin ve kendimin zorluklarıyla geldik. O yüzden oğluma imkanlarımı her türlü zaten biliyorsunuz sunuyorum. Okuması olsun, çalışması olsun. Vallahi herkes eli varsa başını kaşısın. Hazır sahip olduğu zaman hiçbir şeyin değeri olmuyor. O yüzden kendi çabalarıyla yapsınlar eşiyle ki mutlu olsunlar. Görüşürüz canlar. Demirci'de köy hayatı. Sabahleyin bu şekilde oluyor. Ablamın motoru burada. Demirci kasabası sabah öğretim olduğu için hala biz buraya kumluk dedik. Kumluk da azadan var arkadaşlar. Marketin de malzemeler geliyor. Ben de arabamı oraya park ettim. Bugün hiçbir şey almadım sevgili takipçilerim. İstediğim hiçbir şey yoktu. Bazen oradaki görünenler rahatsız gelmiyor. O yüzden elim boş çıktım. Ayhan'a bir gecelik alacaktım. Onda 2x'ler, 3x'ler kalmış. O da bol gelir diye almadım. Şimdi gideyim bir kahvaltı hazırlayayım. Ondan sonra yazmamın az bir yeri kaldı. Bizimkiler çay kaynayana kadar onu yapayım. Ablam da şöyle deterjanla süt aldı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Ben yine sizlerleyim. Mutfağıma geldim. Galiba ben grip olacağım. Burnum kulağım tutmuyor. Şöyle biberlerimi falan yıkayayım, bir melemen yapayım kahvaltıya. Geldim, hiçbir şey yapmadım canlar. Çünkü işime yarayacak bir şey yoktu. O yüzden ihtiyacım olmadığı şeylerin de tuzuğunu almanın alemi yok. Lazım olan şeyler alınır. Gerekli olan şeyler. Bayağı da kahvaltıya melemen yapmıyor. Şöyle bir dolap biberi domatesi olmayan şeyler bir yapın bari. Bizim çeşmenin suyu da buzdolabı gibi aynı. Sizler kahvaltıya ne pişiriyorsunuz ya canlar? Ben azıcık yazmamı bitirdim. Yazmanın sahibi galiba izine geliyormuş. Az bir işi varmış. Ablacığım da gönderebilirsen gönder dedi. O yüzden daha bitiremediydim. Bir buçuk kenarım vardı. Akşamdan bu yana örüyorum. Onu bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biraz sonra güzelce ütüleyip kargolayıp inşallah göndereceğim. Siparişin eline ulaştırmak için. Ondan sonra yarın da misafirim var. Biraz şöyle kek, poğaça falan bir şeyler hazırlayayım. Gelecek olan misafirlerim için. Ben de bugün durumlar böyle canlar. İbrahim de bana diyor ki sabah diyor köründe gelmişsin anne diyor. Beni diyor uyandırıyor diyor. Bugün İbrahim okula gitmedi. Öğretmenin raporlu.
Ben de İbrahim'in odasına geldim. Orada ördüm yazmamı. Sabah diyor köründe diyor 8.30'da öyle dediğinde de. Bir de okul saatine alıştık ya arkadaşlar biz. İnsanın gözü kendiliğinden açılıyor zaten okul saati geldiğinde. Vallahi ben grip olmuşum, burnum kulağım tıkalı. Salgın var, çolukta çocukta dolanıyor. İbrahim'e geçmese bari bana bakma da. Çocuğun hasta oldu mu? Ev bakı dünya canlı istemiyor. Bir de ben korkuyorum İbrahim hastalandığı zaman arkadaşlar. Diğer hastalar çevirecek diye. Onu tetikleyecek diye korkuyorum. Geçen iki gün okuldan geldi. Karnım ağrıyor dedi. Ölüm koptu. Yine dedim atasını geçecek. Atak ne yapacaktım atas deyince. Tavuklar geldi aklıma. Tavukları da salmadım. Biraz sonra onları salacağım arkadaşlar. Şöyle saat 11'den sonra salım ki kümese yumurtlasınlar. Çünkü dışarı yumurtluyorlar. O zaman da bulamıyorum yumurtalarını. Biber acı diyebilirler ama bilmiyorum. Acı mı, tatlı mı? Bu arada da patateslerimiz aşağıda çillemiş herhalde. Böyle seçemem de. Yanımda misafirim var. Yine seçemem. Pazar günü bakalım bakalım. Allah yardımcımız olsun. İnşallah pazar günü seçerim. Kendime yetecek kadar ayırdım. Pazardan Hacı abinin yanında çalışan abi dedi getirdi alalım diye. Bakalım iyisi varsa oraya götüreceğim arkadaşlar. Yine bir şöyle pazar haşlığımız çıkar. Sebze parası. Ha parasızlıktan mı? Yok alakası yok. Çürüp leş gibi kokup atacağımıza faydası olsun. Birileri faydalansın. İyice nazı patates ne halde topladık. Emek verdik. Serkan biber domatesi buzdolap biberini domatesini sevmiyor arkadaşlar. Ben hiç aramıyorum. Benim için olsa hoş olmasa hoş. Aslında bu hormonundan iyi bana göre. Ben şimdi bunu doğradım. Domatesimi de doğrayacağım canına bunu azıcık yağ döküp kızara dursun. Önce poğaça hamuru yoğuracağım. Kek hamuru yapacağım. Muhallebi tatlı yaparım büyük bir ihtimal. Elma o kadar şeyine gerek var demeyin. Demeci kasabasında az şey yapmıyor arkadaşlar. En az 3-4 çeşit olacak. Az yaptığın zaman hem misafirliğe oturmaya giderler hem de geri aklından adım ederler valla. Hiçbir şey yoktu diye. O yüzden elimde avuçma ne varsa gelen misafirine yapıp servisi koyacağım. Ha içimden gelerek, gerçekten benim içimden gelerek yapıyorum. Biraz sonra kahvaltıyı yapıp kendime gelirim. Ondan sonra inşallah türlü türlü 3-4 çeşit bir şeyler hazırlar. Yarın ola hayrola, yarın daha bir sürü var. Bugün söylediğim gibi bir de kıska alıp geleceğim arkadaşlar. Biz kıska değil, soğanı olan şey dedik. Hani soğan oluyor ya küçük küçük. Ona kıska dedik. Bir tane abla satıyor. Neydi ablanın adı? Meryem abla satıyor. Gidip ondan alıp geleceğim. Akşam söyledi bana 2 kilo ayırdı. Tamam benim az temizleyip gel götür dedi. Mesajlaştık. Onu da almaya gideceğim. Kulağaca postaneye gideceğim. Pasta kek yapacağım. Bugün yine dolu dolu sizlerle elmasın hayatı olarak. Kanalımı izliyorsunuz canlar. Abone de oluyorsunuz. Allah razı olsun ama benim bildirimlerimi YouTube göndermiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen yorumlarımı siliyor, takipçilerimi yazıyor, bildirim hiç gelmiyor diye. Benim elimde olan bir şey değil sevgili takipçilerim. Olsun canım sağ olsun. Valla gönderdiğini öyle bir gönderiyor. Bir de takipçiler yazıyor bizlere işte yemek vloglarımız, bıktı, bozandık, içerik yok mu diye. Emin olun o kadar izlenen bir kanal var ki o sürekli annesiyle yemek yapıyor. Bir tane abi var galiba Kastamonu'lu evi. Annesiyle yemek yapıyor. İçerik olarak mesela o da günlük yaşantısını çekiyor. Onun da izlenmeleri bayağı bir güzel yani. Yani sonuçta içerik değilmiş. Ya da yemek yapmama değil. Sıkıntı. Bence izlemek istemeyen bahane buluyor içerik üretim. İçerikli olan videolarda like bile atılmıyor. Ben onun çok iyi farkına vardım.
Reyting, kaos, macera. Bu arada dün görümcemle beraberdik. Kayınvalidem gibi orada. Öteki büyük görümcemle, küçük görümcemle. Oraya yorum yapanlar da olmuş. İşte birbirinizle kuştuğundan yüzünüz yüz yüze bakıyorsunuz diye. Emin olun siz insanoğlu yani bu dilimiz her tarafa dönüyor. Kırgın olursak ikinci elmas diyorsunuz. Barışırsak nasıl yüz yüze bakıyorsunuz diyorsunuz. Bizim görümcemle kırılma sebebimiz ben yine söyleyeyim arkadaşlar. İstersen gelsin yanındayken de söyleyin. Bu araya kötü yorum yapanlar, arada kötü yorum yapanlar var ya nasıl barıştınız, nasıl yüz yüze bakıyorsunuz diyenler. Benim kanalıma gelip görümce sana bunu diyor dediler. Onun kanalına gidip elmas size böyle yapıyor dediler. Bir de sahte hesap açtılar. Asla hakkımı helal etmiyor o kimse, o yapan kimse. Bu dünyada değil öbür dünyada inşallah Rabbim karşıma da çıkarsın. Yaptığını da çeksin yani kimse. Elmasın gülü diye şey YouTube hesabı açılmış. Ben ona kötü yorum yapmış olsam ismimi niye kullandım? Bu kadar zekasız bir insan değilim biliyorsunuz yani. Elmasın gülü diyerekten kanal açılmış. Ondan sonra görümceme gidilmiş. İşte o zamanki bundan 3-4 sene önceki kırgınlığımızı anlatıyor. Görümceme yazılmış işte elmas size cezaevinde şöyle şöyle diyor. İşte Esin Hanım babası şöyle şöyle diyor. O zaman yorum yapılmış. Benim ağzımla yapılmış. Onun eşi de oğlu da dinlemeyip, anlamayıp, dinlemeyip mesela gelip eşime de sorabilirlerdi. Bu konuda haksızlar ben yine söylüyorum. Asla dünyaya gelse görümcemin kocasıyla ve oğluyla konuşmam. Eşim de konuşmuyor zaten. Hani yazmışlar niye görümcenin evine gitmiyor ya da görümce sana niye gelmiyor diye. Burada görümceme kırgınlık sebebim şuydu. Onları durdurabilirlerdi yani eşiyle oğlunu. Bizim hiç haddimiz haberimiz yokken. O, hani bunu niye anlatıyorsun diyorsunuz ya merakınız gitsin diye. Çünkü çok merak ediyorsunuz. Suçluyken suçsuz duruma düşürüyorsunuz. Suçsuzken de suçlu hale getiriyorsunuz. O yüzden anlatıyorum. Geldi geçti gitti yani olaylar bu şekilde oldu. Ondan sonra bu mesajları görmüşler onlar. Sonra bizim eve baskın gelmişler. Burada ana ana küfür etmişler. Konu komşu ayağa kalkmış. Allah'tan biz evde yoktu yani o günün bir yerinde. Yani bizim kırılma sebebimiz bu. Ben görümceme kırılma sebebim niye eşin ve oğlunu durdurmadın? Onlar istesen durdurabilirdin. Benim evime göndermeyebilirdin. Senin evine gönderdin kim? Kardeşin evi yani benim hiç suçum yok, günahım yok, benim yaptığım bir şey yok. Bir de kendisi de çıkıp gelebilirdi benim evime. Gelip de işte sizin derdiniz ne? Bunu niye yazıyorsunuz? Kendisi çıkıp gelse zaten olaylar bu noktaya gelmeyecekti eminim. Ben bu yüzden kırıldım görümcem arkadaşlar. Yani bu dünya gelici geçici, ölümlü dünya, herkes yaptığında mutlarsın. Ben kimseye bir şey demiyorum. Zaten izlediğiniz kadarıyla katılıyorsanız herkes yapıyor, gidiyor ama sonra hatasını anlayıp geri geliyor. Ben bunu fazla varsın yaşadıklarımdan dolayı. O yüzden benim kalbimi de Allah biliyor, gönlümü de biliyor. Kimseye bir şey demiyorum arkadaşlar. Kimse kimseden geçmez, bacı kardeşten geçmez. Görümcem hocamın bacısı o yüzden geçilmiyor, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bizim hiçbir ağız kalabalığımız olmadı. Ben 17 senelik gelinim, çıksın görümcem de söylesin kanalında. Biz hiç kavga dövüş etmedik. Sadece kavga sebebimiz buydu arkadaşlar. YouTube açıldı da ya da onun için kırıldı. En basit YouTube açtı görümceler o yüzden küstü diyenler de oldu. Çok günahımı alanlar da oldu. Yani bizim sebebimiz buydu açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Benim onlara kırılma sebebim şu da vardı. İlk YouTube'a çıktığımda çok dalga geçildik. Görümcem zaten biliyorsunuz benim kanallarda çıkmıyordu. Eşim kıskanıyor, eşim kızıyor diyerekten. Daha sonra kulağıma geldi işte o zamanki konuşmalarda benim YouTube'a çıkıp da köyde lafım edildiğini, onun eşi söylemiş inşaatlarda lafımız edildiğini. Yani diyeceğim o ki herkes tükürdüğü tükmüğü yaladı. Allah da biliyor, bunu da biliyor, kimseye bir şey demiyor. Yeri geliyor kimse kimseden vazgeçmiyor. İşte herkes yaptığında utansın. Başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Benim de varsa bana versin Allah. Onlara da varsa onlara versin. Ailede herkes de oluyor. Bizde değil. Herkes kırılıyor, barışıyor. Ölümlü dünya. Yeri geliyor kus olduğu insanlarla cenazede oturup ağlıyor, sıkılıyor mesela. Her şey oluyor. Çünkü biz akrabayız. Kimse kimseden geçmiyor. Yani herkes hata da yapabiliyor. Tekrar hatasını da affedebiliyor. Büyüklük, küçüklük sende kalsın diyenler de oluyor. İşte böyle canlar. Ben melemelimi yapayım. Kahvaltımı da yapayım canlar. Şöyle bir gözüm gönlüm açılsın. Bir de ilaç alayım. Kafam ağrıyor çünkü.
Sesimden de belli zaten hastalanmışsın. Çayımı da koyayım sevgili takipçilerim. Vlogumun devamında bakalım. Bugün Elmas bacınız nerelere gidecek? Sizleri nerelere götürecek? İnanın insanoğlunun başına her şey geliyor. Olmaz demeyin, oluyor. Bazıları nazara geliyor. Bazıları insanın içinde varmış zaten. Yapacağı varmış, yapılıyor. O yüzden ben yapmam diye yalan söyler. Yanılır. Yanlış olur. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta çiğ süt emmişsin. Bu dilimiz yaş dil. Sağa da gidiyor, sola da gidiyor. Yeri geliyor bana geliyorsunuz, elması iyi diyorsunuz. Yeri geliyor görümceme gidiyorsunuz mesela. Geleniniz kötü diyorsunuz. Yeri geliyor kardeşimin karısına gidiyorsunuz. Görümcelerin sana hizmetçiydi, sen onlara hizmetçiydin. Kimseye hizmetçi değildi. Biz canı gönülden yaptık ne yaptıysak. Hep beraber aile olarak toplandık. İçimizde gavurluk, fesatlık yok. Bulaşık yıkanacağızsa hep beraber yıkadık. Yemek yapılacağızsa hep beraber yaptık. Hiç kimsenin hizmetçisi değil. Yeri gelir. Mesela akşam ben görümcem beni çağırdı, bize gidelim diye. Oğlu geldi, eşi geldi. Onlara yemek hazırladı. Çay demledi, oturduk hep beraber yedik içtik mesela. Biri gelir onlar bana gelir, ben hazırlarım. Benim herkes evimde hizmetçiyse o zaman herkesin de hizmetçi. Yani biri gelir ben görümceme hizmet ederim, biri gelir o bana hizmet eder. Biri gelir kardeşimin karısına ben hizmet ederim, biri gelir o bana hizmet eder. Yani bu insanların anlaşabilmesi bence. Hizmetçilikle alakası yok yani. Sadece sizler arada fitnelik, fesatlık yapıyorsunuz. Gaz veriyorsunuz. Sizler işte hem yükseltmeye çalışıyorsunuz hem de bir şeyler başarıldığı zaman karşı tarafa geri yazıyorsunuz. İşte sen çok havalara girdin. Çok görmedik oldum. Hem kendinizi şımartıyorsunuz. O kişilere yorum yapıyorsunuz kanal sahiplerine. Bak ben kendimden bahsetmiyorum. Kanal sahiplerine yorum yapıyorsunuz. Onlar da havaya girdiği zaman bu sefer de diyorsunuz ki işte sen çok havalara girdin. Bu gerçek yüzünü hiç görmedik. Bu gerçek yüzünü gördükti. Yani o diliniz her tarafa dönüyor. Allah sizlere hidayet etsin. Gerçekten. Ben sevmediğim insanlar ne kanalına girip bakarım ne de ilgim alakam olmaz yani. Çekmez dikkatimi. O yüzden sizler hem nefret ediyorsunuz hem de insanların hayatını merak etmeden yaşayamıyorsunuz. Kim ne yapmış? Derdine düşmüşsünüz. Allah hidayet etsin. Görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, ben şöyle yazmalarımı bir ütüleyim. Biraz sonra söylediğim gibi bunları kargoya vereceğim. Şöyle bu yazmamı geçenlerde gösterdim. Çok seven takipçilerim oldu. Elmascığım örüyor mu diyenler var. Öremem canlarım. Keşke örebilsem her birinize göndersem. Ama maalesef gözlerim zaten sorunlu. 10 tane kadar aldım. Hani yaza kadar elimde bir iş olsun. Boş durmayın, boşa çalışım diye. Gördüğünüz gibi çarçabuk yapıp bitirmeye çalışıyorum. Şöyle azısıyla. Ay. Bu arada yazmam niye böyle? Hepsi aynı şekilde oldu. Ben bütün yazmalarımı sayarak yaptığım için canlar. Bunun da püf noktası bu. İlmekleri tek tek sayarsanız hepsi aynı bu şekilde eşit şekilde olur. Bir de ipinizi sündürerek örün. İpinizi sündürün canlar. O zaman da güzel düşüyor. Ve İnanın yazma eskiyor ama model eskimiyor. Thank you.
Şöyle göstereyim canlar. Yazmamın modeli bu. Yapmak isteyenler varsa bu şekilde yapabilir. Şimdi ben bunu şöyle bir kenara koyacağım. Diğer modelimi göstereceğim sizlere. Çünkü merak ediyorsunuz. İlk olaraktan şöyle görünüşte hiçbir şeye benzemiyor değil mi canlar? Bir de biraz sonra ütülenmiş haline bakalım sizlerle birlikte. Yine takipçilerimden yazanlar olmuştu. Instagram'a paylaşmıştım. Yazma modelimiz nasıl olmuş diye. Abla arasındaki kalemi uzun olmuş diyenler olduydu. Şimdi ütüleyip de bakın isterseniz yine mi aynı kararı vereceksiniz canlar. Şöyle hele bir de şimdi bakın. Bu da değişik bir yazmamız. Yeşil. Çok güzel bir yeşil var ama şu an kameradan galiba farklı bir modelmiş gibi gözüküyor. Şöyle hele bir bakın. Nasıl olmuş canlar? Bence çok güzel oldu. Bu da bir ayrı model oldu. Üçüncü yazmamı da göstereyim sevgili takipçilerim. Şöyle bir pul istedi ablamız. Ve bu da şu an farklı gözüküyor ama biraz sonra ütülenmiş halinde yine sizlere paylaşacağım. Diğerlerini bu arada ütülemedim. Sizlere göstermek için kısa kısa yapıp paylaşmak istedim. Biraz sonra videomu kapattığım zaman üçünü de ütüleyip paketleyip inşallah kargoyla salacağım. 2 adet de şalvar sattım ablamıza. 5 adet de dün sattım arkadaşlar. Yine almak isteyenler olursa bana Instagram hesabımdan elmasfinas68 ulaşabilirsiniz sevgili takipçilerim. Bu arada ütümün suyu bitti. Ben hemen bir ütüme su doldurayım. Bir de sizlere şunun ütülenmiş halini göstereyim. Kaldığım yerden devam edeyim canlar. Şöyle yine bakın elmas bacınız kalem gibi hepsini ördü ve dizdi. Ayşe ablamız güle güle kullansın inşallah. Şalvarlarımızı da ayırdıktan sonra onları da göstereyim canlar. Vlogumun devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar ben şöyle yine modelimi sizlere göstereyim. Örmek isteyenler varsa inşallah modelden alırlar. Takipçilerimden yazıyorlar. Elmascığım tarifini verebilir misin diye. Gerçekten vaktim olsaydı inanın verirdim ama çok yoğunum arkadaşlar bu ara. O yüzden göstereyim şöyle. Model almak isteyenler varsa alabilir. Diğerini de göstereceğim. Yine şöyle göstereyim canlar. Bu da bir ayrı. Ablamız bu şekilde boncuklu model istedi. Bu yazmayı gardaklı olmuş diyenler vardı. Ben sizlere söyledim. Ütüyü yedikten sonra çok güzel olacağına inanıyordum. Çünkü insan ördüğü el işini bilir. Ben de şöyle ördüğüm el işini bildiğim için güzel olacağını biliyordum canlar. Diğer pullu yazmamı da göstereyim.
Şöyle yine yakından göstereyim. Pullu yazmamızın modelini de. Ben arasını bilerekten iki tane koydum arkadaşlar. Çünkü bir tane koyunca üst üste çıkıyordu. Hiç de güzel durmuyordu. Bu şekilde zaten ağır bir pul. Bu pullu soranlar var. Elmascığım işte sararması gidiyor mu? Kırılıyor mu diyenler. Çok sert bir plastik. Pulun rengi gitmiyor arkadaşlar. Ben yanlışla makineye attım. Çamaşırlarımla birlikte hala aynı parlaklığı duruyor canlar. Sevgili takipçilerim. Bu 3 adet şalvarımız Almanya'ya Nuriye ablamıza gidecek. Siparişlerim hazır. Kargolayıp göndereceğim. Şu an bu yeşil acayip güzel bir yeşil. Ama niye böyle gözüküyor ben anlamadım. Gerçekten anlamış değilim. Çok güzel bir yeşildi bu. Şu an sanki gri gibi gözüküyor. Kameradan mı? Bakın. Şu yeşille bu yeşil aynı. Bunlar da Ayşe Yılmaz ablamıza. Aslında kendisi yurt dışında kalıyor ama Uşağa geliyormuş herhalde. İzni mi var, bir iş mi var bilmiyorum. Şöyle kargolarım hazır. 2 adet şalvarımız. O da kendisi bunları beğendi. Yazmalarımı da ütüledim canlar. Siparişlerim hazır. Durmak yok, yola devam. Kalite asla tesadüf değildir. Gerçekten o kadar şalvar sattım. Bir hainlik, bir şeylik olsaydı birinden çıkmasa birinde illaki çıkardı. O yüzden gerçekten Rabbim herkese emeğinin karşılığını yedirsin. Alnının terini yedirsin arkadaşlar. Şimdi ben bunları kargolayayım. Bulaşıklarımı da makineye koyayım ya da makinedekileri çıkarım bir bakayım. Daha sonra kaldığım yerden devam edeceğim inşallah. Sevgili takipçilerimiz, ben kargolarımı şöyle bir kuşta alayım. Bu ablamızınkiler hazırladım, Ayşe ablamızınkini, o gidecek. Şu da yurt dışına olan kargomuz. Bunun kargosu ne kadar tuttuğunu öğrendik de sonra. İsmini, soy ismini yazacağız. El işimizi de aldık. Şimdi nereye gidiyor? Canlar. Biz fıska alacak. Gülacım pazarına gidecek. Aman pazar ne ya? Pazar nereden çıktı ya? PTT diyeceğiz. Gülacım PTT'sine gidecek. Bu arada spor ayakkabımı çıkarmayı unutmuşum zaten. Bir daha dönelim. O ayakkabım da yakıyor. Ödemezsin. Tamam, görüşürüz o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar, ben Gülaç'a geldim İbrahim'le birlikte. Bugün Gülaç sakin. Dün bayağı kalabalıktı pazar olduğu için. İbrahim şu an arabada bekliyor. Beni kargomuzu verelim gidelim. Sevgili takipçilerim, ben kıskamı da aldım. Kargomu da gönderdim. Ondan sonra kuyumcuya gittim. Zincirimi sordum. O da daha yaptırmamış canlar. Şimdi de ablam çağırdı. Çay içelim gel dediler. Ben de şimdi buraya geldim. Bütün işlerimi bıraktım. Yarın yapacağım. Akşam biraz hamur yoğuracağım. Poğaça işlerimi kimse yokken yapacağım. Dip bucak temizlik yapıyordum. Bir oturduğum odanın kanepelerinin altını sildim, süpürdüm arkadaşlar. Yarın zaten yine dip bucak yapacağım. O yüzden bugün kendimi yormanın bir alemi olmadığını anladım. Yarın yapacağım inşallah. Şöyle görümceme geldik. Burada bir çay içelim. Ondan sonra da akşam olur. Bir güzel videonun daha sonuna geldim. 5 dakika bekleyin, size kıskamı göstereceğim canlar. Kıska ne? Biz onu kıska dedik. Şöyle bir poşete koydum. Abla koymuş ama poşet yer tutmuş. Getir bir tane mesela kaldır. Gösteriyor. Şuraya getir. Bakın. Bunları gördüm ben. Bizim içinde bir tane. Kıska bu işte arkadaşlar. Bunu ekecek, suvan olacak. Şöyle iri iri. Şöyle olsa daha iyi mi olurdu? Isırayım mı? Şöyle bir suvan olurdu herhalde. Ne de annem? Isırsa bir şey olur mu? Ha, canım istedi. Al, ağzını kokar ama. Ah. Şöyle ısır. Dur şu kutuyu alın. Böyle ısır. Biz küçükken yedik İbrahim okula giderken. O zaman Allah'a emanet olun. Bu suvan dikilecek arkadaşlar. Teşekkür ederim anneciğim. Hoşça kalın. Şöyle yazmamı da getirdim. Tekrardan kaldığım yerden devam edeceğim.
siparişlerimi bitireceğim Allah'ın izniyle. Hoşça kalın sevgili takipçilerimiz. Bay bay.